Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Evet, herkese, herkese. Ben Kıbrıs Gençliği'nden, Halkın Televizyonu'ndan, ben Hüseyin Kral. Güzel bir çarşamba gününden, güzel bir çarşamba akşamı üzerinden ben Hüseyin Kral merhabalar diyoruz. Ve bu arada evet, Facebook sayfasından ve YouTube sayfasından da canlı yayınımız başladı. Hemen önce ilk etapta onun paylaşımını yapalım. Evet, Facebook sayfasından bizi izleyebilirsiniz. YouTube sayfasından bizi izleyebilirsiniz. Benim kendi sayfamdan izleyebilirsiniz. İşte Kıbrıs Tiyatro Yazar Derneği Başkanı Burhan Gürkan da hemen izlemeye başladı bizi. Sağ olsun. Kendi sayfamdan da, dediğim gibi benim sayfamdan da, Facebook üzerinden de izleyebilirsiniz bizi. Evet, korona, Covid-19 pandemini konuşmaya devam ediyoruz. Ve pazartesi gününden itibaren de biliyorsunuz kısmi normalleşme başladı. Ama kısmi normalleşme yeterli mi halk için, dünya için bilemiyoruz tabii ki. Bugün sosyalleşmeden bahsediyoruz artık. Normalleşmeyi bile geçtik, sosyalleşmeye doğru ne zaman gideceğiz? Şu an işte pazartesinden bugüne kadar kısmi normalleşirken %80 iş yerlerini faaliyete geçirirken yine Covid-19 testleri, bunun basın çalışanları da dahil, test sonuçları negatif çıkmaya devam ediyor ve bu negatif çıkmalar yaklaşık 16-18 gün oldu. Negatif çıkıyoruz. 15'ine kadar da süremiz var. Bu 15'ine kadar devam eden süreçte, 20-25 günlük süreçte devam ediyorsa halen negatif çıkmak ve sosyalleşmeyecek miyiz? Evet, 15'indeki Bakanlar Kurulu kararını dört gözle bekliyoruz. Az sonra tabii ki mali konuları da konuşacağız. İşte kapalı kaldık. Yaklaşık 51 gün kaldığımız süreçte Bakanlar Kurulu'nun, hükümetin aldığı kararlar ve bundan sonraki süreçte işte pazartesi gününden itibaren de normalleşmeye attığımız adımdan itibaren maliyenin, ülkenin ekonomik durumunu konuşacağız. İşlerin 9'a doğru gidiyor. Bir takoz kim koyacak önüne? Bunları konuşacağız. Evet, Birikim Özgür Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Maliye Eski Bakanı Sayın Birikim Özgür'le konuşacağız. Hazır mı? Evet. Bakalım ne olacak? Evet, spor camiası ilk etapta kadın hakemlerimizden Rüya Sakallı, ona da merhabalar diyorum. O da dört kez de bekliyor. Pile'de durum ne? Bana anlatabilir mi? Geçiyor mu bu tarafa? Oraya gidiyor ya da bu taraftaysa oraya gidebiliyor mu? Sevgili Rüya, senden bana onun bilgilerini yazmanı istiyorum. Ve biliyorsan muhtarın da numarasını, adını da yazarsan bana özelimden, çok sevineceğim. Sevgili Rüya Sakallı, evet, kadın hakemlerimizden, başarılı sporcularımızdan sevgili Rüya'ya da buradan selamlar. Evet, Pile'deki durum çok konuşuluyor. Askeri gemi geldi, gitti. Uçak geldi, boş geldi. Yolcu aldı, gitti, İran'a gitti. Ama biz bir türlü normalleşemiyoruz. Yoksa normalleştik de biz mi farkında değiliz? O zaman neden sosyalleşmiyoruz? İşte karşımızda Maliye Eski Bakanımız Sayın Birikim Özgür. Sayın Özgür, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de sizin gibi bu sorulara cevaplar arıyoruz. Evet. Güzel de görünüyor. Sakallar büyümüş Sayın Özgür. Gerçi siz hep seviyorsunuz sakalı ama. Evet. Ya saç olmayınca, evet, sakalla kapatmaya çalışıyoruz eksiğimizi. Evet. Eski Maliye Bakanısınız tabii ki. 51 gün kapalı kaldık. Tamamen kapalı kaldık. 51 günden sonra normalleşme adına bir adım atıldı ve %80 işbaşı yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Onca kapalı durumunda hükümetin aldığı maliye yönünden, bütçe yönünden aldığı 1500 TL'ler ödendi mi ödenmedi mi, Çalışma Bakanlığı'nın açıklaması var, ödeniyor diyor ama henüz birinden duymadık aldık diye bu 1500 TL'yi. Neler yaşıyor ülke sizin gözünüze efendim? Evet, o kapalı dönemde bir kez daha konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Bağlantı yapmıştık. Doğrudur. O dönem için temel ihtiyaçların karşılanması ve sağlık hizmetlerinin düzgün bir şekilde sunulabilmesi noktasında devlete büyük görevler düştüğünü ifade etmeye çalışmıştım. Bu evet, iki temel konuda devletin ağırlığını hissettirebilmesi gerektiği noktasında
bütün toplumda bir hemfikirlik vardı, bir uzlaşı vardı, bir beklenti vardı. Siz de ifade ettiniz, mali yönden eldeki imkanlar el verdiğince ve tabii ki hükümetin organizasyon kapasitesine de bağlı olarak doğrudur. Bu süreç yönetilmeye çalışıldı. Mali açıdan diğer devletlerle karşılaştırıldığında çok ciddi dezavantajlarımız olduğunu herkes biliyor, görüyor. Evet. Bu süreçte uzun yıllar boyunca örneğin iç borçlanmayla ilgili çok negatif bir tavır içerisinde olmuş bir kişi olarak, hatta her fırsatta ifade etmeye çalışıyorum, kendi Maliye Bakanlığım sürecinde mali disiplini elden bırakmadan, mali disiplini devam ettirebilmek adına evet, geldiğinde siyaseten zarar görecek olsak bile maaşların bir iki gün geç ödenmesini dahi savunmuş, bunu uygulamaya çalışmış bir kişi olarak bu zor süreçte hükümetin gerekmesi durumunda iç borçlanmaya gitmesi gerektiğini ifade ettim. Doğru. Çünkü sağlık başka hiçbir şeye benzemiyor. İnsan hayatı her şeyden çok daha önemlidir. Ve bu devlet eliyle ekonomik faaliyetlerin durdurulduğu süreçte madem ki devlet böyle bir karar aldı, temel ihtiyaçların karşılanabilmesine dönük bu ülkede yaşayan her bir bireyin, vatandaş olsun veya olmasın, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılaması için devletin üzerinde çok büyük bir sorumluluk vardır. Evet. Niye? Çünkü ekonomik faaliyetleri durduran devlettir. Eğer böyle bir karar alıyorsanız bunun gereğini de yapmak ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine gerekli katkıyı sağlamak gibi bir mecburiyetle karşı karşıyadır devlet. Bu bağlamda gerekirse iç borçlanmaya bile gidilmelidir şeklinde bir yaklaşım içerisinde olduk. Evet. Tabii ki yani sağlıkla ilgili sanki bir zafer elde edilmişçesine bir yaklaşım ön plana çıkarılıyor. Doğrudur, az vaka oldu ülkemizde. İnşallah bu önümüzdeki süreçte KKTC ile ilgili dünyadaki algı bakımından da çok pozitif bir ortama sebebiyet verir. Bunu yürekten diliyoruz. İkinci bir dalganın gelmemesini gerçekten arzuluyoruz. Hem ikinci bir kapanma sürecini imkansız gibi algıladığımızdan ekonomik süreç bakımından, hem de sağlık endişeleri noktasında elbette ki uygun görmüyoruz. Yani böyle bir ikinci dalganın yaşanmamasını yürekten diliyoruz. Evet. Ve bu pozitif algının az vaka yaşanmış olması nedeniyle oluşan pozitif algının ileride gerek yüksek öğrenim gerek turizm noktasında bize olumlu yansımaları olabileceğini de düşünüyoruz. Şimdi burada ikinci safhaya girmiş bulunuyoruz. 4 Mayıs itibariyle siz de ifade ettiniz. Ekonomik faaliyetler tekrardan başlamış durumda. Bu süreçte artık işletmelerin yaşanan sıkıntılar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları riskleri bertaraf edebilmeleri adına devletin işletmelere dönüp şimdiye kadar açıklanmış olan kredi paketlerine ilaveten başka bir takım daha destekleri sunabilmesi bekleniyor. O bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı safhayı aştık. Şimdi işletmelerin tekrardan ayağa kalkmasını sağlamak ve böylelikle çok vahim bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmayacağımız bir süreç yaşamayı temenni ediyoruz. Bu bağlamda ne yapılabileceğiyle ilgili takip etmeye çalışıyoruz hükümetin yaptığı açıklamaları. Burada ikinci bir paketten söz edilmekle birlikte çok
sıkıntılı bir finansman meselesiyle karşı karşıya olduğumuz biliniyor. Bu açıklanması beklenen desteklere ilişkin bunların finansman kaynağının ne olacağına dair çok karanlık bir tabloyla maalesef karşı karşıyayız. Bu ciddi bir dezavantaj. Yani kredi programlarının yanı sıra hibe programlarının da devreye sokulması gereken bir sürece girdik. Ama bununla ilgili ortaya konan herhangi bir somut plan, proje şu an itibariyle yok. Kaldı ki bu noktada yine elbette iç borçlanma enstrümanına başvurulması söz konusu olabilir. Ancak bu enstrümana ilişkin yapılan açıklamaların temelinde daha ziyade kamu ücret politikası çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken bir takım ödemelere ilişkin iç borçlanmadan bugüne kadar söz edildi. Bu çok olumlu karşılanabilecek bir durum değil. Zira önemli olan bizim yaşadığımız tecrübeler ışığında tüketim odaklı bir ekonomik anlayışı terk edip üretken ekonomiye geçmemiz çok büyük önem taşıyor. Bu da reel sektörün güçlenmesi noktasını ön plana çıkarıyor. Bizim mevcut iç kaynaklarımızı bu öngörülen şekilde tüketime sevk etmemiz halinde çok hızlı bir şekilde bu kaynakların yurt dışına çıkacağı, ithalat yoluyla tüketileceği ve fakat turizm ve yüksek öğrenim gelirlerinin canlanmadığı koşullarda bunun cari açığa sebep olacağı, yani ülkeye para girmezken ülkeden para çıkışının gündeme gelmesi ve iç kaynakların bu şekilde tüketilmesi çok büyük bir yanlışlık olacak. Bu konuda hükümeti ciddi şekilde uyarmak gerekiyor. Evet. Eğer bir iç borçlanma imkanı varsa bunun reel sektörü ayağa kaldırmak ve risklerini bertaraf edip işsizlik sorunu yaşanmayacak şekilde bu süreçten çıkabilmelerini sağlamak için bu kaynakların kullanılması doğru tercih olacaktır. İkincisi, dış kaynak temini meselesi ciddi şekilde tartışılıyor ülkemizde. Bütün çevreler Türkiye bize yardımda bulunsun diyor. Ve bu tip açıklamalar iktidardan da muhalefet partilerinden de yapılıyor. Bu noktada şunu ifade etmek gerekir açıklıkla. Bizim elimizdeki kaynakları doğru kullandığımıza dair kendimizi ispat etmemiz, dış kaynağa erişim mekanizmasının devreye sokulabilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Çünkü uzun yıllar boyunca biz Türkiye'nin bize sağladığı imkanları çarçur ettik. Bunları sistemimizi düzeltmek adına bir fırsata dönüştürmedik. Etkin ve verimli kullanamadık o dış yardım mekanizmasını. Dolayısıyla Türkiye bir adım geriye çekilerek bizi izlemeye aldı. Bu örneğin IMF olsaydı da aynı şekilde yaşanacaktı. Sağlıklı olan da budur zaten. Bu çerçevede bizim orta vadeli bir program mantığıyla tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçişi planlamış olmamız, bu çerçevede kendi kaynaklarımızı en doğru şekilde kullandığımıza dair bir güven tesisini sağlamamız ve bu hazırlayacağımız orta vadeli program ışığında, yani yeni bir ekonomik modele geçişi sağlamak adına dış kaynak teminine odaklanmamız çok daha doğru olur. Türkiye ile bu zeminde bir ilişki kurulması halinde dış kaynağa erişimimizin çok daha rahat olabileceğini iddia etmek bu açıdan mümkündür. Dolayısıyla özetlemek gerekirse
ikinci bir pakete ilişkin bir beklenti var kamuoyunda. Hükümetten bu konuda bir adım atması bekleniliyor. Bu ikinci paketin orta vadeli bir program şeklinde hazırlanması ve hem kısa vadede reel sektörümüzün karşı karşıya bulunduğu riskleri bertaraf edebilmesi adına bir takım desteklerin bu çerçevede gündeme getirilmesi, ama bunun yanı sıra ve en az bunun kadar önemli olan sistemimizi düzeltmek için atacağımız adımların zamana bağlı, evet, takvimlendirilmiş bir şekilde programa dönüştürülmesi ve bu çerçevede bizim önümüzdeki 2-3 yıl içinde bugünkünden veya COVID-19 pandemisi öncesindeki durumumuzdan çok daha sağlıklı, çok daha sürdürülebilir bir ekonomik yapılanmaya dönük siyasi irademizi somutlaştırdığımızı net olarak kamuoyuyla paylaşmak, bu çerçevede dış talebi artırabilmek adına bu değişim ve dönüşüm çabası çerçevesinde ne gibi olanakların dış yatırımcılara ve içteki yatırımcılara, evet, bir umut ışığı yapmak ve bütün bunlara bağlı olarak belki kısa vadede fakirleşmeyi kanıksamak, kabul etmek, ama orta vadede eskisinden çok daha güçlü olabilmek. Şu an zaten Sayın Özgür, kararlılık belirlenmesi gerekiyor. Evet, Sayın Özgür, zaten 51 günlüğün sonunda İşbaşı yaptığımız gün zaten fakirleşmedik mi? İşte kapandığımızda dövize karşı TL'nin değeri neydi? Açıldığımızda ne oldu? Ve şu an 9'a doğru da gidiyor ve önüne bir 9'da koy. Yani kısmen fakirleşmeyi kabul ederim ama açlık sınırının altına da iniyoruz galiba diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. O bambaşka bir hikaye. O da çok ciddi bir sıkıntı, açıkça ifade etmek gerekirse. Ancak benim fakirleşmeyi kanıksamaktan kastettiğim şey tam olarak şu: iki tane alternatifimiz var. Ya eski normalimizi yaşatmak adına, yani pandemi öncesine geri dönebilmek için tüketimi canlandırma, talebi canlandırma noktasında kaynakları kullanacağız ve buna bağlı olarak fakir değilmişiz gibi davranacağız. Ya da bu fakirliği kabul edeceğiz bu aşamada ve kaynaklarımızı daha doğru alanlara sevk etmek suretiyle 2-3 yıl içerisinde çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağız. Bu iki alternatif tas gibi önümüzde duruyor. Ya eskiyi yaşatmaya odaklanacağız? Evet. Alo. Dondu galiba görüntü. İlker. Evet. Evet, az sonra hemen alacağız yani. Görüntümüz dondu. Birikim Özgür Maliye eski bakanıyla Alo. Sayın Özgür. Evet. Evet, kısmı normalleşme koronavirüs önlemleriyle sürüyor diyor haberde de zaten. Evet, bu arada bakalım tekrar sağlıklı bağlantı yapabilecek miyim, yoksa direkt telefonla bağlanacağız. Onu göreceğiz. İnşallah telefonunun pili bitmemiştir. Ve bu arada tabii ki Uludağ'ın zirvesinden erikli suyumuz. Yanımızda yine her zaman olduğu gibi Ritter spor çikolatamız da yanımızda. Onları da enerjimizin tükendiği anda Ritter spor çikolatalarımızı da tüketeceğiz. Dediğim gibi en yakın markete gidip enerjinizin bittiği anda hemen ilk alacağınız besin Ritter spor efendim. Müthiş. Şöyle baktığım zaman o tuzlu fıstıklar var ya, gununacık dediğim gibi, gununa fıstığın kavrulmuşu ve üzeri fıstık kaplı. Bu da beyaz çikolatalı bir fındık. Müthiş bir lezzet. Üstelik fındık da Rize fındığı. Bakın söylüyorum.
Fındık Rize fındığı. Evet, Ahmet Zenga Çeliker bizlerle izliyor tabii ki. Cengiz Saner, hayırlı yayınlar dedi. Kral çok teşekkürler. Şeftali'yi unutma benim. Doğaya Dal kardeşimiz diyor. İyi yayınlar kral dedi. Hüseyin Adal'ın babası Doğaya Dal Kaymaklı. Evet, Levent Kutay, sevgili gazeteci abimiz, dostumuz, kardeşimiz bizi izliyor. Evet, Mustafa Bekiroğulları, Burhan Gürkan, Alev Denizgil, Bülent Dönmez, Saadettin Kaynak, Özer Akkileş, Özer, sevgili Özer de bizlerle birlikte. Yağmur Varol bizleri izliyor. Evet, Cengiz Saner diyor ki bana da getir o çikolatadan. Evet, getireceğim söz. Şeftalileri almaya getirdiğinde söz getireceğim. Ama şeftalileri olsun. Bak, neyse paramızı ödeyeceğiz tabii. Paramız da, onu söyledik. Bu arada nedir son durum sevgili yönetmenim? Normal telefonda alalım lütfen. Kaldık, askıda kalmış olduk bu sefer. Sıkıntı var internette zaten. Dün yağmur yağdı. Yağmur yağdığı andan itibaren memlekette internette darmadan oldu. Wireless'ler çalışmadı. 3G'ler yavaş çalıştı. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve sistemler de çöküntüye uğradı. Nasıl? Fazla rakam mı yazdım? Hemen düzeltelim o zaman. Bir tane bir eksiktir demek ki. Bir tane biri eksik yapacağız. Evet, 40-15 sonu. 40-15 sonu. Bizim de pilimiz bitmesin. Hemen şöyle düzeltelim. Bugün biraz iyi başladık ama şu an için şöyle baktığımız zaman nerede kalmıştık diye sevgili İlker'e soracağız tabii. Kısa bir reklam arası da verebiliriz sevgili İlker. Hemen geliyor. Peki. Evet. Pazarları sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzin istasyonuna gitmek ve acil sağlık ihtiyaçları içerisinde için sokağa çıkılabilecek. Bunun kapalı ve yasak olan iş kolları ve oteller ve diğer konaklama yerleri, kasinolar, sinemalar, barlar, kafeler ve benzeri engellenici yerleri, piknik alanları ve parklar, spor salonları, spor faaliyetleri yapılacak diğer yerler, stadyumlar ve benzeri yerler, düğün salonları, restoranlar hepsi kapalı. Evet, bir iki Özgür yeniden attığımızda. Sayın Özgür, özür dileriz efendim. Alo. Galiba benim internetimde sorun vardı ya, kusura bakmayın. Yok hiç, biz yani dün yağmur yağdı zaten memlekette, teknoloji çöktüydü. O nedenle biz özür dileriz aslında. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden efendim. Evet, yani fakirleşmenin doğru tanımını yapmak adına bir açıklama yapma gereği hissetmiştim sizin sorunuz üzerinde. Evet. Doğrudur. Dövizdeki farklılaşma nedeniyle de ciddi bir fakirleşmeyle karşı karşıyayız. Ancak benim fakirleşmeden kastım, yani bu karşı karşıya kaldığımız durumu aşabilmek için yeni bir ekonomik modele geçişi öngörmek ve bu süreçte ülke gelirlerinin artmasıyla birlikte bu fakirleşme durumunun ortadan kalkabileceğini benimseyip kabul edip buna göre bir takım maliye politikalarının hayata geçirilmesidir. Bir kriz yokmuş gibi, fakirleşmemişiz gibi bir algı yaratmak adına hükümetin iç borçlanmayla bir takım maliye politikaları uygulaması, tüketimi desteklemek evet. adına içteki kaynaklarımızın ikame edilemeyecek şekilde yurt dışına çıkması sonucunu da doğurabilir. Bu şekilde bir uyarıyı hükümetin
algılamasını bekliyorum açıkçası. Evet. Şimdi şöyle tabii ki normalleşme adına adımlar atıldı ve pazartesi gününden yani 11'inden itibaren de yeni bir açılım var. Özellikle paket servisçilerin, takeaway'cilerin başlayacağı bir yer var. Restoranlar, pastaneler, kafeler ve büfeler çalışanlara Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği testleri yapıp o güne kadar yapacaklar. İki gün içerisinde. Evet, virüs testini yapacaklar. Sonra da sokağa salacağız. Kaç tane paketçi var bilmiyorum. Ben karşı değilim. Evet. Yanlış anlamayın beni. Ben bu yönde adımlar atılmasından yanayım. Hatta sporun da bana göre geç bile kaldık başlamasından yanayım. Özellikle futbolun diğer branşlarda başka sorunlar olabilir ama dün Sayın Sertoğlu kulüplerle yaptığı görüşmede testleri kendimiz yapabilecek gücümüz de var dedi. Maliyetini de karşılayalım ve artık sosyalleşme adına adımlar atalım dedi. Uçak seferleri işte gemi geldi, askeri gemi geldi, karantinaya gitti. İnsanlar diyor ki biz kaldık, mahsur kaldık. Paramız da yok cebimizde verelim. Artık İngiltere'de yaşamaya, efendime söyleyeyim okullar kapalı zaten, Türkiye'de öğrenim gören birçok öğrencimiz de var. Gelmek istiyor, bayram arifesine gelmek istiyor. Biz karşılayabiliriz uçağı da, garantina otelini de ödeyebiliriz. Ki bugüne kadar devlet ödüyordu. Biz karşılayabiliriz demesine rağmen devlet henüz bir adım atmıyor. Yani sosyalleşme adına da adım atmasak benim kendi düşüncem bir normalleşemeyeceğiz de diye düşünüyorum. Evet. Yani sağlıkla ilgili o kadar hassasiyet var ki, evet. O kadar haklı bu hassasiyet. İnsan zorlanıyor aslında bu konuda konuşurken. Doğrudur. Olmak gerekiyor. Doğrudur. Sağlık hepimiz için çok çok önemlidir. Ancak şu da bir gerçek ki sağlık önemlidir diye ekonomi önemsizdir veya sosyal hayat önemsizdir gibi bir noktaya da kendimizi hapsedemeyiz. Aynen. Bunu 50 küsür gün yaptık, doğruydu yaptığımız ama sağlıkçıların duruma hakim olmasını yine savunuyoruz. Yani burada takip mekanizmasının doğru işlemesi, ülkeye giriş çıkışlarda kesinlikle katı bir tutum çerçevesinde, ülkeye eğer birileri gelecekse ya PCR testinin yapılması ya karantina uygulamasından taviz verilmemesi gibi meselelerde siyasi bir takım iltimas noktalarına kayılmaması çok çok önemli. Bu konularda çok kurallı ve ciddi hareket edilmesi gerekiyor. Rehavete katılınmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra evet ekonomi de önemlidir. Çünkü ekonomi olmadan, çarklar dönmeden hayat devam edemez. Aynen. Bu çok kritik bir konudur. Benzer şekilde insanların sosyalleşememesi, başka bir takım ciddi sıkıntıların gündeme gelmesine yol açabilir. Sağlıkçıların gözetiminde, denetiminde bu gibi noktalarda cesurca açılımlar yapılması gerektiğini ben savunuyorum. Evet. Yani bundan kaçış yoktur. Biz ila nihaye evlerimize kapanarak bu ömrü geçiremeyiz. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirleri almak kaydıyla bu koşulla elbette ki adım adım bu açılma sürecinin ilerletilmesi çok büyük önem taşıyor. Yani bu konuya bu çerçevede yaklaşıyorum ben de. Evet, yani paketçiler kaç tane paketçi çıkacak sokağa pazartesi günü? Gıda dağıtacak. Şimdi üstelik evlere. Şimdi paketçilerle ilgili bir defa en büyük sıkıntı şu, devlet iki gün içerisinde binlerce kişinin PCR testi yaptırmak üzere hastaneye gelmesi yönünde evet. Bir davette bulundu. Daha doğrusu açabilmek için, bu faaliyeti başlatabilmek evet. için böyle bir koşul getirdi. Bir defa bu süre çok kısa. Bu kadar insanın bir anda bu testi yaptırmak üzere hastaneye yığılması riski ürkütücü bir risk. Bu doğru bir şey olmadı. Bunu zamana yaymak gerekiyor. Ancak evet. Bu testleri yaptırdıktan sonra ve eğer eminsek ki
KKTC sınırları içerisinde bu virüsle ilgili sıkıntı aşılmıştı. Bu faaliyetlerin başlamasında bir sakınca elbette ki yoktu. Ama bu hizmeti alacak olanların yine çok dikkatli davranmaları elbette ki önerilmelidir herkese. Yani bu hizmetten yararlanma kararı alanların eve gelen poşetle ilgili daha önceden açıklanan yaklaşım neyse, hijyen vesaire gibi konularda gerekli tedbirleri elden bırakmaması, belki poşetin içerisinden gıdayı çıkarıp poşeti hiç eve bile sokmaması ve benzeri bir takım hassasiyetlerin sürdürülmesi iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Peki biliyorsunuz sizin döneminizde, hatta Gani Gani rahmetliyle sevgili abimizin döneminde, Çalışma Bakanlığı döneminde işveren istihdam fonu oluşturulurken, şu an bugün işte o fondan yararlanılıyor, biliyoruz zaten fazla üstüne açıklamasalar da, bundan sonraki süreçte tam açılım ne zaman bizi hayata döndürecek size göre? Yani bundan sonra bırakalım mı böyle, yoksa Türkiye'ye baktık mesela, futbolu 12 Haziran'da oynatıyor. Yani Sağlık Bakanı açıklama yaptı, bizde sorumluluk yok dedi. Siz oynayacaksınız, oynadın dedi, ama Türkiye'de dedi ki biz 12 Haziran'da oynatacağız bu işi. Sosyalleşmek lazım diyor. Böyle oturup ne yapacağız diyor. Birçok faaliyetini de İspanya'da en çok Covid-19'dan zarar gören ülke İspanya, futbolunu oynatma kararı aldı sosyalleşme adına. Bizim de en büyük gelirimiz turizm. Güney hemen 1 Temmuz'da turizm sezonunu açacağım diye açıklamalar da bulunurken, yine Güney'de de 19 Haziran'da futbol sezonunu açıyor ama 1 Temmuz'da da turizm sezonunu açacak. Yani uçakları da açacak demektir bu. Biz ne yapacağız? Kararsız mıyız? Hiçbir şey yoksa bilim kurulu ve sağlık kurulunun tamamen işte biz dokunmasın bize, bu bulaş gitsin. Bir sene de gidersek böyle mi gidelim? Ne yapacağız? Bu konuda hükümeti anlamamız gerekiyor. Hükümetin yaklaşımı şu, yani benim algıladığım kadarıyla tabii ki. 4 Mayıs'ta bir karar alındı. Ekonomik faaliyetler yeniden başlatıldı. Doğrudur. Bir sonraki adıma ilişkin herhangi bir tarih zikretmeyelim. 4 Mayıs sonrasındaki süreci izleyelim. Ve bu izlemeye bağlı olarak ortaya çıkacak durum yorumlayalım ve buna göre sonraki adımları somutlaştıralım. Böyle bir yaklaşım var orada. Bu yaklaşımla ilgili ben bir problem görmüyorum. Yani bu yaklaşımı desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Doğrudur. Doğrudur. Yani destekliyoruz zaten. Tarihleri şimdiden bilsek, yani örneğin turizm sektöründe çalışan insanlar bilse ki 1 Haziran itibariyle kapılar açılacak ve turist gelmeye başlayacak. Evet. Keşke bunu bilebilsek, keşke bunu yapabilsek, ama bu pek mümkün görünmüyor. Güney ile sınır kapılarına ilişkin Güney'den Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Uluslararası uçuşların başlayacağı gün kuzeyle sınır kapılarını da açacağız dedi. Evet. Demek ki bizim açılma sürecimizde Türkiye'den uçak yine dondu. Güney'in uluslararası uçuşları ne zaman başlatabileceği, bu konuda Avrupa'da alınacak kararlar hepsi bizim bu sürecimizi bir biçimde etkileyecek. Bizim bunları izleyip inşallah bir problemle de karşılaşmayız tabii ki bu açılma süreci başladıktan sonra. Adım adım bölgemizde, dünyada alınan kararlarla paralel olacak biçimde biz de bu açılmayı yönetebiliriz. Bugünden bu bakımdan tarih ifade etmek zor, ama az önce bahsettiğiniz istihdam destek merkezinin yaklaşık 260 milyon TL'lik bir kaynağı var.
Evet. Bu kaynakla ilgili geçmişte bir takım tartışmalar da yaşandı, hatırlayınız. Bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bunu 2018 döviz krizinin ardından maaş desteği şeklinde sadece KKTC yurttaşı olan asgari ücretlilere kullandırma evet. gibi bir niyeti vardı. Halbuki bu kaynağın temeli evet. Yine donanıyoruz. Evet, duyuyorum. Teknoloji gidip geliyor. Var o yerli istihdam sayımızı nasıl artırabiliriz bir takım projelerle? Buna odaklanmak gerekiyordu. Neyse, şimdi siz de ifade ettiniz. Bu 1500 TL'ler bu kaynak kullanılarak bir biçimde ihtiyaçlılara sunulacak. Bu iki aydan fazla uygulanabilecek bir şey değil. Yani bu kaynak en fazla iki ay bunu uygulamamıza imkan tanıyor. Dolayısıyla işte Mayıs başı henüz düzgün bir şekilde hesaplarına da yatmadı maalesef çalışanların evet. kaynağı. Ama bir biçimde bu Mayıs başı itibariyle realize olacak. Bir de Haziran'da bu kaynak kullandırılabilir. Ama bunun Temmuz'u yoktur. O nedenle bu sağlıkla ilgili süreçte bir problem yaşanmaması gerçekten çok çok önemlidir. Çünkü zaten devletin imkanları çok kısıtlıydı. Bu süreçle birlikte ikinci bir dalgayı yani devletin tolere edebileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Hı hı. Tamamen kendi kaderiyle baş başa kalır bu ülkede yaşayan insanlar. Çok çok daha vahim bir tablo oluşabilir böyle bir durumda. O nedenle sağlık ama az önce de ifade ettik, sağlıkla ilgili hassasiyeti elden bırakmadan aynen. açılma sürecini yönetmeye çalışmak en doğrusu. Evet. Sayın Özgür, çok teşekkür ediyorum katıldınız. Güzel fikirlerinizden faydalandık. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle efendim. Aynen. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Evet, zaman zaman sesle gidip geldi ama olsun. Biz kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra Pile Muhtarı Veysel Güden'e ulaşmaya çalışacağız. Bakalım oradaki son durum ne? Onu algılamak istiyoruz. Evet. Haydi Pile'yle reklam başına değilim ama çok kısa bir reklam arası. Biz de erikli suyumuzu içelim. Evet efendim, şöyle baktığımız zaman saatimizde 17.20'yi gösteriyor ve işte yeniden canlı yayınımızdayız. Yeniden birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Gerçekten önemli Covid-19'u konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte Covid-19'da en mağdur, normalleşme adına hükümetin attığı adımlardan hiçbirinden yararlanamayan işte Pile köyündeyiz. Ve Pile muhtarı Veysel Güden hattımızda. Sayın Güden, merhabalar efendim. Merhabalar Hüseyin Bey. Nasılız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Evet, bizler deyiz. Ben Larnakalıyım tabii ki. Annem de Pergamalı. Ve o yolu çok gidip geldik. Hatta annem tarafı aile hep işte şu an İngiliz Üsleri bölgesinde olan Pergama'ya ait mezarlıkta, Beyarmudur mezarlığında defnedilmişti. Nenem, dedem, teyzelerim, dayım, Sarıbekir, meşhur Sarıbekir. Işıklar içinde uyusunlar. Nurlar içinde tabii ki uyusun ve daha birçok yeğenim, akrabam orada. Ve Pire'de de tabii ki saymakla bitmeyen dostum, arkadaşım var. Maalesef şu an bırakın sosyalleşmeyi, normalleşemediniz de diye bilgiler geliyor. Nedir yaşadıklarınız? Zaten 50 gün, 55 gün evde kapalı kaldık ve işte işe gidip gelmeler, kapıdaki durum ne? Neler yaşıyorsunuz Pile'de sevgili dostum Güden? Hüseyin Bey, öncelikle bu sabah için teşekkür ederim. Estağfurullah.
Siz bir tarafınız İskeleli ama benim de bir tarafımda İskeleli akrabalarım var. ortak noktalarımız var. Pire üzerine dönelim. Pire ile ilgili durumumuz nedir? Pire ile ilgili durum, maalesef hükümet bir karar aldı. En baştan biliyorsunuz, onu daha önceki görüşmelerde, konuşmalarında da ifade ettim. Bir karar alındı ve bu karar maalesef içi boş bırakıldı. Altı doldurulmadı. Yaşamın pratiğinde insanların ihtiyaçları, gerektirimleri göz önünde bulundurulmadan bir karar üretildi ve hükümet kuzeyden yüzünü güneye döndü. Pilenin konumu itibariyle güneyde olduğunu gördü ve bizimle ilgili bir karar üretti. Bu üretilen karar maalesef dediğim gibi içi boştu. Bizi bir şekilde kuzeyli temasımız kesildi. Daha sonraki süreçte adanın her iki tarafındaki yönetimle, hem kuzeyde hem güneydeki yönetimlerde bunu eşit seviyeye getirdiği zaman Pile Türk'ü de bunu kabullendi. Ama ilk başta bunu Pile Türk'ü kabullenmedi. Çünkü biz özelde Kıbrıs Türk toplumunun bir parçasıyız. Sosyal yaşantımız, ailemiz, akrabalarımız orada aidiyet olarak biz kendimizi ne kadar da Yeşilat'ta yaşıyorsak yaşayalım. Yeşilat'ta yaşamanın bizim açımızdan güzel yanları var, iyi yanları var ama bizim dünyamız, bizim aidiyet duygusu açısından bağımız kuzeyle. Dolayısıyla bizim kuzeyle temasımızın kesilmesi aslında bizler açısından ilk başta oldukça sıkıntılı ve redci bir tavır takınmamızı doğurdu. Daha sonraki süreçte de dediğim gibi taraflar eşit seviyede ve eşit tüm insanlara, ada çapında tüm insanlara eşit muamelede bir süreç başladığı zaman insanlar bunu sağlıkla ilgili bir konu olmasından dolayı, önemli bir konu olmasından dolayı algıladılar, kabullendiler, kabul ettiler. Fakat işte 45-50 günlük süre bize çok ağır bir bedel mal oldu. Çok ağır bedeller ödedik, çok sıkıntılar çektik, çok canımız yandı. Çok fazla kendi içimizde çözmemiz gereken sorun yaşadık. Bunları bir şekilde sıkıntılı da olsa bu yükü biz sırtlayarak yaşam pratiği içerisinde ihtiyaçlarımızı çözüm modelini kendimiz geliştirerek bir düzene koyduk. Kendi sistemimizi kurduk ve biliyorsunuz bizim temasımız sadece kuzeyle değil, sadece güneyle değil. Yani kuzeyle temas kurduğumuz zaman kuzeyden gelecek olanlar aslında İngilizlerin kontrol altındaki kontrol noktasından da ilişkilidir. Dolayısıyla İngiliz Yüksek Komiserliği de sürecin bir parçası olur. İngiliz Yüksek Yönetimi de bir parçası olur. Diğer taraftan köyün içerisinde barış gücü var. Barış gücü ve Rumlarla ilgili taraflar da bunlara müdahil olduğu dönemler oldu. Dolayısıyla biz kendi sorunlarımızı çözmek açısından sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu işin yükünü biz muhtarlık olarak aldık. Kendi çözüm modelimizi KKTC'nin belli kurumlarıyla yavaş yavaş bir şekilde bir düzene koyduk, yürüttük. Onlara buradan teşekkür etmek isterim. Ben daha önce de söylemiştim. Biz bu süreçte kendi notlarımızı alıyoruz ve günü geldiği zaman bu notları aldığımız defterin içerisinden toplumla paylaşacağımız bazı şeyler olacak. Bunu bize maalesef üzülerek söylemek isterim ki devletin belli makamları, işte bu 50 günlük süreç geçti ya, nasıl bir pencereden bakıyorlarsa bize, şu anda açıklamak istemiyorum, polemik yaratmak istemiyorum ama bu birkaç gün içerisinde tahmin ederim bir eylem planımızda olacak süreçle ilgili. Dolayısıyla bununla ilgili bir tanımlama da, adrese vurgu da yapılacaktır. Bize bu 45 günlük sürede hükümetin belli noktalarından, hani bir Allah kelamı kesilmedi, bir dirhem katkı yaşamımıza konulmadı, bir dirhem ilgi gösterilmedi. İlgi gösterenler de vardı. Özellikle Sağlık Bakanlığı içerisindeki bürokrasiye ve Dışişleri Bakanlığı içerisindeki bürokratlara buradan canı gönülden teşekkür etmek isterim. Çünkü gerçekten bizimle vaktinde, zamanında zaman ayırarak, çaba sarf ederek çözümlerimize katkı koydular. Onlara buradan teşekkür ederim. Onun dışında Pile bu sıkıntıyı kendi yaşadı. Yaşadığımız sıkıntıların boyutu ciddidir. Ancak yeni bir döneme geldik. Sanırım esas bugün bağlantınızın sebebi de işte açılım sonrası içinde bulunduğumuz durumdur diye düşünüyorum. Öyle mi? Doğru mu tahmin ediyorum? Evet.
Peki şöyle bir, yani işte bir kapı var zaten, Beyer Mudur sınır kapısında hemen evet. Orada o kapıda Barış Gücü mü bırakmıyor, yani Güney mi bırakmıyor sizi? Aynen. Barış Gücü değil. Beyer Mudur'dan kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçişi sağlayan iki tane kapı vardır. Bir tanesi resmi kapıdır, bir tanesi gayri resmi kapıdır. O resmi olan kapı İngiliz Üstler Yönetimi tarafından kontrol edilen bir kapıdır. Evet. Buradaki Barış Gücü'nün bir bağı yoktur. Yani biz file olarak Yeşilat içerisinde ikamet etmekle birlikte aslında kuzeyden fileye gelmek için İngiliz Üstler topraklarından geçmek zorundayız. Dolayısıyla oradaki kontrol mekanizması da, kontrol noktası da İngiliz Üstler Yönetimi tarafından kontrol edilen bir kontrol noktasıdır. Oradan geçerek buraya geliyoruz. Sıkıntı orada bir şekilde yürüyor, yani yaşamımız yürüyor. İyi olmasa da, hoş olmasa da, yorucu da olsa, acı verici de olsa bir şekilde bir sistem yarattık. Suyumuzu, yiyeceğimizi, paramızı, maaşımızı, diğer ihtiyaçlarımızı barikatın ötesinden bir şekilde bariyerlerin üzerinden aşırtarak geçirmeyi öğrendik. Kendimize göre bir çözüm modeli geliştirdik dedim. İşte burada bize Mausa Polis Müdürlüğü'nde ciddi katkısı oldu. Ciddi sorumluluk üstlendiler. Arzu etmediğimiz bir sürecin içerisine itildik. Arzu etmediğimiz şeyleri yaşamaya mahkum edildik. Bunları yaşarken de dediğim gibi düşünülmeden zor bir sürece itildik ve biz kendi çözümlerimizi ürettik. Çok kısıtlı bir diplomasiyle. Daha sonra biliyorsunuz süreç değişti. Açılıma yöneldik. Açılıma yöneldik. Bize açılımdan gene bir şey düşmedi. Çünkü burada benim tahminimin de ötesinde aslında kuzeyle bağı olan, yani profesyonel bağı olan, mesleki açıdan bağı olan bir nüfus var. Aslında hem kuzey hem güney açılıma yöneldi şu anda. Her iki tarafta da bir belli sektörler faaliyete geçti. Bu sektörler kapalı olduğu dönemde Pile Türkiye açısından da bir sıkıntı yoktu. Çünkü bir şekilde her taraf kapalıydı ve bunu kabullenmek daha kolaydı. Ancak bu süreçte bu kabulleniliş yaşanırken, aslında ses çıkarılmazken, bu bizim mağduriyetimizin ortadan kalktığı anlamında değildi. Biz hala burada onlarca insan kuzeyden tek bir kuruş, tek bir katkı almadan evine çekildi, cebindeki parasıyla yaşamını sürdürdü. Evet. Dolayısıyla kuzeyde işte özel sektörde çalışanlara yapılan katkı ve veya güneyden yapılan katkılar, hani bizim özel sektör çalışanlarımız maalesef bir şey almadı, bir şey elde edemediler. Evet. Kendi ceplerindeki parayla günlerini geçirdiler ve şimdi bu insanlar 45 günlük, 1 aylık, 2 aylık bir süreden sonra iş yerleri tarafından işlerine çağrılmaya başlandılar. Yeni bir döneme girdik, yeni bir süreç yaşıyoruz. Maalesef işte bir bakanımız tarafından pazartesi günü bir beyanda bulundu bir bakanımız ve pile konusu da görüşülecek diye bir gündem yaratıldı. Bu da bizleri umutlandırdı. İnsanlar üzerinde ciddi bir umut doğmasına sebebiyet verdi. Ancak günün sonunda, uzun süren saatler sonunda bakanlar kurulundan bizim lehimize değil maalesef aleyhimize bir karar çıktı. Hani beklediğimiz, umduğumuz dağlara kar yağdı diyebilirim. İnsanlar, onlarca insan şu anda Hüseyin Bey kuzeyde iş sektörleri açıldığı için iş yerlerine gitme durumu var. Gitme evet. Zorunluluğu var. Çünkü iş yerleri zorunlu kapalı olduğu süreci içerisinde bu insanlardan böyle bir talepte bulunmadı. Evet. Ancak şimdi böyle bir talep var ve bu talep aslında ucu açık, çok da böyle iyimser atmosferde yaratılan bir talep değil. Tam tersi, insanlar endişeye sevk eden bir durumdur. Çünkü özel sektörde insanlara işte yıllık izinlerinizi kullanacaksınız diyen bankalar var. Bankalarda işte yıllık izni biten insanların bir sonraki dönemde ödeneksiz izne tabi olacakları yönünde beyanatlar var. Özel sektörde işte bir hafta zarfında gelirseniz gelirsiniz, gelmezseniz yerinize birinizi alacak diye beyanda bulunanlar vardır. Evet. Bu 30 civarı insanımız şu anda tedirgin, 3 gündür hani ateş üzerinde bir şeyleri bekleriz, bir çözüm umudu bize pompalandı ama maalesef olmadı. Dediğim gibi bu insanlar tepkilerini bize doğru yöneltti. Biz bir şekilde bunları toparlayıp işte bugün muhtar ve azalar bir toplantı yapacak. Kendi kararımızı üreteceğiz. Bu birkaç günlük süre içerisindeki bir
eylem planımızı belirleyecek. Muhtemelen bu yarın itibariyle toplumla paylaşılacak diye düşünüyorum. Her şeyinizi biz bugüne kadar sabırla bekledik, sabrettik, anlayış gösterdik. Çünkü bize anlayışsız davranıldı. Hele hele belli kesimlerden tamamen tokat yedik. Kendimizi çıkarmadık. Bir şekilde günümüzü geçirdik ama bu saatten sonra, bu açılım sonrası Pile Türk'ü dediğim gibi Kıbrıs Türk toplumunun bir parçasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilgili sektörlerle ilgili entegre olan 50 üzerinde insan vardır. 70'in üzerinde evimiz kuzeyden gelen parayla, maaşıyla hayatını idame ettirir. Beklentim bunlara bir çözüm bulunması yönündeydi. Çünkü Bakanlar Kurulu gene işte kurumlarla temasınız var, bizim için risk arz edersiniz. Amenna bunu kabul ederiz de hani bu köyün içerisindeki 500 nüfusun aslında 500'ü de Rum tarafıyla temas halinde olan insanlar değil. Bu köyün içerisindeki insanlardan Rum tarafında çalışan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İngiliz üstlerinde çalışan insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor artık. Sayımız çok fazla değil. Geçmişte işte Pile Rum tarafında çalışır, üstlerde çalışır diye bir algı oluştu toplumda. Ancak bugün bu noktada ileri değiliz. Çünkü 2007 ve 2012 krizleri sonrasında Pile Türk'ü ciddi bir işsizliğe maruz kaldı. Doğru. Hem güneydeki sektörlerden dışlandı öncelikle. Daha sonra üstlerdeki özelleştirmeden dolayı orada iş fırsatlarımızı yitirdik. Çünkü özel sektöre geçtikten sonra iş olanakları tamamen Rum şirketler üzerinden yürütüldü ve biz bu konuda daha mağdur duruma düştük. Dolayısıyla genç nüfusun, aktif çalışma yaşamında olan nüfusun önemli bir kesimi aslında kuzeyle entegre durumda. Bu kuzeyle entegrasyonumuzun kesilmiş olması, bunun dışında da dediğim gibi devlet çalışanlarıyla ilgili devletteki bir karar üretecek ve ki bunları işte özel ödenekli izin durumunda koruyacak tedbirler kapsamında özel sektörle ilgili bir adım atılmadı. En azından bu konuda bir açılımdan beklerdim, bir yöntem geliştirilmesini beklerdim. Halihazırda bir kararınız yok ama şunu yapabilirdi devlet. Bu insanların tespiti önünde bizimle temas kurup, bizimle bir bağlantı kurup özel sektör çalışanlarının durumunu ele alması gerekirdi diye düşünüyorum. Maalesef bu yapılmadı. Biz onlarla temas kuracağız bu bir iki gün içerisinde. Bu tespitlerimizi yapıp çalışmalarımızı hazırlayıp özel sektörle ilgili beklentilerimizi, insanlarımızın bir içinde bulunduğu durumu, bir uğradıkları, içinde bulundukları endişeli bekleyişi ve önlerindeki endilerini bekleyen, kendilerini mağdur etme ihtimali yüksek olan durumun varlığını biz aslında kuzeyle paylaşacağız birkaç gün içerisinde. Umarım bir anlayış ortaya çıkar. Bu birinci boyutu. Bir diğer boyutu da aslında insanlar bir türlü kuzeyle bağının kesilmesini kabul etmiyor. Evet. Sınır ötesindeyiz anlıyoruz ama biz sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bireysel vatandaşlarıyız. Dolayısıyla biz devletimiz tarafından bir şekilde korunmak, kollanmak istiyoruz. Nasıl ki güneyde, kuzeyde kalan Rumlarla ilgili güney her şeyi öngörerek, tedbirlerini alarak bir şeyler yapıyorsa bizim de en azından güvence açısından, problemlerimizin çözümü açısından daha ciddi, daha organize, daha profesyonel çalışan bir devlet yapısı görmeyi istedik ama maalesef olmadı. Yani bu işin bedelini biz ödedik, bu işin yükünü biz çektik. Dediğim gibi çok kısıtlı bakanlıklarda, çok kısıtlı bürokratlarla bu işleri yürütmeye çalıştık. İki bakanlık haricinde diğerleriyle ilgili maalesef sıkıntılarımız oldu, bunu kuramadık. Diğer bir boyutu, bu insanlar kuzeyle temasının kesilmesini kabul etmedi ve etmeyecek. Çünkü burada var olmak, İşte barış gücü bölgesinde yaşarsınız, İşte abuk subuk söylemler var, İşte hiç 40 yıldır içinde bulunduğumuz durum sizin lehinize olan bir durumdur gibi absürt şeylerle karşılaşmaya başladık. Peki bu süreci yönetirken biz kendimizi daha iyi ifade etmemiz gerekir mi diye düşünebilirim. Ancak bize bu şekilde bakılıyor olması bizi bir taraftan da rahatsız ediyor. Çünkü biz devletin kurumsal yapısı içerisinde toplumun bir parçası olarak üzerimize düşen her şeyi kalem kalem, teker teker yerine getirdik. Devlet bize kapıyı kapattı ama bizim çocuklarımız komik bir örnek vereyim size aslında. Birazcık toplum bunu algılasın, nasıl koşullarda yaşadığımızı.
Bundan iki hafta önce bir gencimiz üniversiteyi bitirdi. Askerlik yoklaması için zamanı geldi. Çocuk bir yoklama için, bir yoklamaya gidip yapıp gelecekti. Maalesef bir türlü çözemedik. Bir yoklamaya tabi olmak, yedek subaylık sınavındaysa asteğmenlik sınavına katılabilmek için, o fırsatı kaçırmamak için çocuk gönüllü olarak 14 gün karantinaya alındı. Anası babası burada bunu kabullenemiyor. İsyan eder yani, 10 dakikalık bir iş için ömrümüzden 14 gün alındı. Parçalanan aileler var. Kimisi kuzeyde, kimisi pilede kalan aileler var. Kuzeyde olup pileye gelme konusunda sıkıntı yaşadığımız aileler var. Dediğim gibi pilede olup da kuzeyde işte olan insanlar var. Bu insanların Bergama kampının hemen yanında evleri olanlar var. Mesela Sayın Karabulut'un Hasan bir meşhur bir zamanlara unutulmaz efsane. O tip insanların evleri var. Onlar nasıl gidip geliyor? Onlara bir ayrıcalık tanındı. Çünkü Beyarmudu sakinleri için, İngiliz üsler bölgesinde kalan Beyarmudu sakinleri için bir ayrıcalık tanındı ve bizim daha önce de talep ettiğimiz bir kapıydı aslında orası. Çünkü bu akaryakıt gibi talepler Rum tarafından arttığı için biz gerçekten kuzeye geçmekte, özellikle 50 civarı insan, çalışan öğrenciler uzun süre barikatlarda bekleme durumumuz vardı ve orayı biz de talep ettik. Maalesef bize o uygun bulunmadı. Uygun bulunmadı ve bunu kimin uygun bulmadığını da birkaç günlük süre içerisinde toplum bilecek, öğrenecek. Belediyeyle bugüne kadar sabırla bu işi buyurun. Beyarmudu Belediyesi'yle ilişkiniz nasıl gelişti? Bu arada nasıl gidiyor? Beyarmudu Belediyesi olan ilişkimiz bizim tamamen karşılıklı, iyi niyete dayalı. Mutlaka. Onlar bize bu süreçte gerçekten yardımcı oldular. Özellikle maaşların, kuzeydeki maaşların Beyarmudu'na aktarılması konusunda köy içerisinde yaşadığımız özel sıkıntılar, belediye hizmetleri açısından sıkıntılı olduğumuz noktalarda bizlere yardımcı oldular. Dolayısıyla onlara da buradan teşekkür etmek isterim. Çünkü özel katkı koydular bize. Ancak bizim sorunumuz belediyeyle ilgili değil. Bizim sorunumuz içinde bulunduğumuz durum, devletin kurumsal yapısı içerisindeki yerimizin tam olarak tanımlanmamış olması. Yerel yönetimler kapsamında bizim bir bulunduğumuz konumu belirleyen bir tek cümle yok. Pile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerel yönetimler yasası kapsamında herhangi bir yeri konumlandırılmış, tanımlanmış bir pozisyonda değildir. Biz devletin bütün katkılarından uzak, bütün desteğinden uzak, sadece orada bir köy var uzakta, bizim köyümüzdür Pile. 500 tane insan yaşar, nasıl yaşar biz biliriz. Uzaktan bakıldığı zaman bizi farklı görürler, ayrıcalıklı görürler ama o eski bir dönemden kalan bir alışkanlıktı. Eski dönemden kalan bir yaşam biçimiydi. Biz burada bu dönemde sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Hem barikatın ötesinde olmamız, hem içinde bulunduğumuz koşullar, hem toplumun bir parçası olarak dışlanmış olmamız, hem Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası olan Türk kimliğimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısı içerisinden itilmiş, bir kenara bırakılmış insanlar olarak biz bunları kabul etmek istemiyoruz. Bizim mücadelemiz herhangi bir siyasetçiyle, herhangi bir köyle, kurumla olmayacak. Bizim mücadelemiz Türk kimliğimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak ama devlet tarafından da korunan ve gözlenen insanlar olarak yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Bizim talebimiz bu yöndedir. Bugüne kadar biz bunu görmedik. Biz bunu bir şekilde dillendirmeye çalıştık kapalı kapılar ardında. Ama bu kapılar arkasında yapılan bu dillendirmeler, bu ifade biçimleri sanırım pek bir karşılık bulmadı veya beklediğimiz karşılığı bulmadı. Bir şekilde kendimizi bir tekrardan değerlendireceğiz. Tekrardan bir sesimizi ne şekilde duyuracağımız konusunda birkaç gün içerisinde gerekli açıklamayı da yapacağız. Hem devlet kurumlarıyla hem kuzeyle entegrasyonumuzu hızlı bir şekilde sağlamak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi bu saatten sonra açılımlar başladı. 30'un üzerinde insan şu anda ne olacağı belli değil. 30 insan 30 aile demektir. 30 aile işini kaybetmekle veya işine gidemediği için maaşını alamayacak durumdadır. Zaten 2 aydır insanlar maaşsızdı. Bu süreçten sonra bu insanların ne olacağı da belirsiz. Yani sabrettik, sabreden deriş.
muradına ermiş olmadı. Beklemekten gelermiş olacak. Oraya gidiyoruz biz. Estağfurullah. Bunu kabul etmek istemiyoruz biz maalesef. Evet. Veysel Bey, çok teşekkür buyurun. Ederim. Ben teşekkür ederim. Zamanınızı bize ayırdınız ama ilerleyen zamanlarda takipçisi oluyoruz bu konunun da. İlerleyen günlerde yeniden birlikte olacağız. İnşallah sağlıklı günlerde birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Tüm Pile'ye selamlarımızı iletin lütfen. Pile'den sizlere sevgiler, selamlar. Desteğinizi bekliyoruz. Evet. Tam destek, full destek tabii ki her zaman. Evet, Veysel Güderdi, Pile muhtarımız da bizimle birlikte oldu. Sıkıntıları büyük, gerçekten büyük. Ama bu arada yapacak da bizim yapacağımız en azından bir şey yok. Ancak onların sesi olabiliriz. Bu konuda hükümete de çağrı yapıyoruz. En azından oturup bir şeyler bu konuyla Dışişleri Bakanlığı mı ilgilenir, İçişleri Bakanlığı mı ilgilenir, kim ilgilenir? Bu konuyla ilgili gerek birliği o taraftan, güneyden, Birleşmiş Milletler mi, güney yönetimi mi, kim ise ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor. Ve cuma ve cumartesi sağanak yağış bekleniyor. Ortalama sıcaklık 26-29 derece olacak ama Eğitim Bakanlığı, evet, kararlar olmaya başladı. Okullar kapalı belki ama Eğitim Bakanlığı kolej sınavları 20 Haziran'da. Eğitim Bakanlığı kolej sınavları 20 Haziran'da. Bülent Ecevit ve 20 Temmuz Lisesi sınavları, giriş sınavları 4 Temmuz'da. Ve aynı şekilde Güzel Sanatlar Lisesi sınavları da 6-7 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. İşte biz bunları bekliyoruz. Bunlarla gelin bizim üzerimize. Artık normalleşmeden çıkıp sosyalleşmeliyiz diye söylüyorum. Ve yine dediğim gibi Türkiye'de futbol 12 Haziran'da start alacak. Güney 15 Haziran, 19 Haziran start alıyor. İspanya'da, birçok ülkede, Almanya'da birçok ülkede start alıyor. Biz dokunmayalım, aman bu şekilde devam edelim. Normalleşme sürecini bir yıl daha böyle kapatın kalalım. Ağzımızda maskeler hiç önemli değil. Tabii ki böyle yaşamayı öğreneceğiz. Japonya, Çin yıllardır, Kore yıllardır bu şekilde yaşıyor. Ama futbolunu da oynuyor. Ama sinemasına da gidiyor. Ama tatiline de gidiyor. Dediğim gibi biz de bir yerden başlamalıyız. Evet, şöyle Ritter Espresso çikolatamızı da, beyaz çikolatalı, benim hastası olduğum bir tat. Şöyle ağzımıza atıyoruz. Erikli suyumuz yanımızda zaten. Gerisi boş diyoruz şu an için. Hoşça kalın, sevgisiz kalmayın efendim. Allah'a ısmarladık.